Duydu. Pervin Buldan telefon attığımızda HDP İstanbul Milletvekili, Meclis Başkan Vekili aynı zamanda. Hoş geldiniz Pervin Hanım. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yeni döneme ilişkin açıklamalarını da aktardım. Tabii HDP'nin siyasete devam kararı da söz konusu. Bu karar alınırken elbette siz de içindeydiniz. Ne etkili oldu? Çünkü ilk tutuklamalar geldiğinde biz bundan sonra mecliste olmayacağız gibi daha keskin açıklamalar vardı. Bugün meclis çalışmalarına katılacağız kararı çıktı ve bu da kamuoyuna açıklandı. Evet. Şöyle ifade edeyim, tabii çok geniş kesimlerle aslında toplantılar yaptık. Bileşenlerimizle, karar mekanizmalarımızla, yani bu milletvekillerimizin tutukluğu günden beri bugüne kadarki süreç içerisinde meclis çalışmalarını izledik. Orada yapılan muhalefeti biraz gördük. Dolayısıyla özellikle 2-3 gündür tartışılan tecavüz yasasının meclise getirilmesi ve bunu da kadın örgütlerinin de bize bu yasa özellikle görüşülürken hareket edecek olan partilerden birisinin de HDP olması göz önünde bulundurularak oradan da büyük bir baskı yapıldı aslında ve bununla birlikte biz bugün itibariyle mecliste tekrar çalışma yapacağımıza dair kararımızı açıklamış olduk. Tabii burada en büyük etken aslında özellikle demokratik parlamenter sistemin devam etmesi yönünde ama aynı zamanda yapılan muhalefetin çok eksik olduğu, yetersiz olduğu, güçsüz olduğu ve bu konuda HDP'nin mecliste olmasıyla birlikte yaşamın her alanında yaşanan sıkıntılara dair söylenen sözler ve yapılan muhalefetin etkili bir muhalefet olduğu görüşü çok büyük oranda bize iletildi. Bunlar bizim meclise geri dönme kararımızda elbette ki etkili sözlerdi ve yaklaşımlardı. Bunları göz önünde bulundurarak bugün itibariyle tekrar meclise geri dönme, burada muhalefet yapma. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Bizim dışarıda ana akım medyaya hiçbir şekilde çıkamamamız, medyanın bize kapalı olması, diğer muhalif basın ayaklarının kapatılmış olması, işte örnek veriyorum İMC TV, Hayat TV vesaire bunların kapatılması. Çünkü sesimizi duyurabildiğimiz tek alan şu anda Meclis Genel Kurulu, bunun da etkisi olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Ve Meclis Genel Kurulu'nda biz yaptığımız muhalefeti, söylediğimiz sözleri kamuoyuna duyurmanın en büyük aracı olarak gördüğümüzü de belirtmek istiyorum. Bunların çok büyük bir etkisi var. Ve bugün itibariyle de yani başka yerde derdimizi anlatamıyorduk diyorsunuz anladığım kadarıyla. Hiçbir yerde derdimizi anlatamıyoruz çünkü bize uygulanan sadece HDP'ye uygulanan bir ambargo var. Hiçbir televizyon kanallarına çağrılmamamız, çıkarılmamamız, onun dışında yaptığımız etkinliklerde gelen basın mensuplarının çektiği görüntüleri bile kendi kanallarında bir ambargoyla karşılaşarak vermemeleri de bu sonuca etki etti diye belirtmek isterim. Peki siz bugün nöbetçi grup başkan, meclis başkan vekili miydiniz? Onunla ilgili evet. Bir tartışma olduğu gibi aldık evet. Haber ama nedir durum? Normalde bugün meclisi ben yönetecektim. Bizim nöbet sistemimiz genelde meclis başkanı tarafından bir ay öncesinden yazılır ve bize tebliğ edilir. Bana da bir ay öncesinden 22, 23 ve 24 Kasım tarihlerinde genel kurulu yöneteceğim doğrultusunda bir bilgi verildi, bir çizelge gönderildi. Ve ben bu hafta normalde meclisi yönetecektim. Ancak dün akşam çok geç bir saatte, yaklaşık 10.30-11 civarlarında genel sekreterlik aracılığıyla, meclis başkanı da değil, genel sekreterlik aracılığıyla Meclis Başkanı'nın bu hafta genel kurulu Sayın Ahmet Aydın'ın yöneteceğine karar verdiğini ifade eden bir tebligatla karşılaştım. Bugün de yazı olarak zaten elime gönderildi. Açıkçası ben bu durumun özellikle bir meclis başkanının
Benim tarafıma kendisinin iletmemesinin bile çok büyük bir yanlış olduğunu, meclis başkanının beni arayarak bunu iletebilir noktasında olduğunu, ancak bunu yapmayıp farklı insanlarla bu mesajı bana göndermesinin bile başlı başına bir tartışma konusu olduğunu ve meclis başkanının bu şekilde bir darbe yaptığını özellikle ifade etmek isterim. Açıkçası daha önce rastlanan Sayın bir şey mi bu? Hayır, ilk defa uygulanan ve bizim de ilk defa karşılaştığımız bir durum. Ben bugün genel kurulda da zaten yaptığım konuşmada biraz değindim, ifade etmeye çalıştım. Sayın Ahmet Aydın bugün benim yerime kayyum olarak atandı. Artık şunu görüyoruz biz. Kayyumlar sadece dışarıda belediyelere değil ya da sadece bazı sivil toplum örgütlerine, bazı kurumlara değil, bugün itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de uygulanmaya başlamıştır. Bunun adı budur. Başka bir ad koyamıyorum. Ben teknik olarak öğrenmek istedim. Şimdi önümüzdeki ay mesela hiç yazmayabilir misin nöbetçi olarak meclis başkanı? Şimdi meclis başkanının inisiyatifinde olan bir şey elbette, ancak bunu bizimle görüşebilir, bunu bizlere izah edebilir, ancak hiçbir görüşme yapmadan, hiçbir izahat getirmeden sadece bir tebligatla bunu bize göndermeleri elbette ki kabul edilir bir şey değil. Bu tebligatın altına yazdıkları gerekçeler de geçerli gerekçeler değil bize göre. Çünkü bir meclis başkan vekili oturumu yönettiği esnada konuya göre, meseleye göre görüş beyan edebilir ki bunu herkes yapıyor zaten. Sadece ben yapmıyorum. Bunları gerekçe göstererek böyle bir karar aldığını ifade etmiş Sayın Meclis Başkanı. Ancak haftaya oturumu yöneteceğime dair de bugün bana bir bilgi iletti, bir görüş iletti. Dolayısıyla ben Meclis Başkanı'nın bu konuda daha tarafsız olması gerektiğini, daha bağımsız olması gerektiğini ve meclisi tarafsız yönetmesi gerektiğini, uygulamaları çok tarafsız yapması gerektiğini de belirtmek istiyorum. Kısacası bu uygulama doğru bir uygulama değil, tam anlamıyla bir darbedir. Ve bu darbe Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kara bir leke olarak geçecektir. İlk defa uygulanan bir karar, ilk defa uygulanan bir yöntem. Ve bu yöntemin yanlış olduğunu da belirtmek istiyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz Pervin Buldan katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. İyi akşamlar. HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan.